Öncelikle Marksist Akademi bölümüne şu anda başlarken şunları bir hatırlatalım. Geçmiş haftalarda idealizm materyalizmi işlemiş ve bunun devamında da ekonomi politiği ele almıştık. Ekonomi politik konusunu işlerken de tabii ki doğal olarak toplumlar tarihini ele almış ve toplumlar tarihi içerisinde komünal toplumdan köleci topluma, feodal topluma kadar işlemiş ve kapitalist düzeni de ele almaya başlamıştık. Geçen hafta kapitalizm konusunu işlerken öncelikle şu konulara el atmıştık. Feodal toplumun bağrından çıkmasını, feodal toplumun bağrından geliştiğini ve belli bir aşamadan sonra feodal toplum içerisinde bir taraftan da kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesi ve kapitalist üretim ilişkilerinin egemen durumuna gelmesiyle de feodal düzenin egemenliğini yitirerek kapitalist, serbest kapitalist ekonomiye başlandığını ele almıştık. Bu başlık içerisinde kapitalizmi işlerken ayrıca ulus konusuna değinmiştik. Çünkü kapitalizmin ortaya çıkması ile birlikte bir pazarın oluşması söz konusu. Kapalı bir para, pazar ve sınırları belli bir pazar bu. Üretilen malların daha kolay kendi pazarında pazarlanmasını sağlayan bir durum. Tabii bununla birlikte bu pazarın oluşmasıyla birlikte insanların birbiriyle olan ilişkileri de değişik boyutlarda gelişmiş ve ortak bir kültür yaratılmış, ortak bir coğrafya üzerinde, ortak bir ekonomik sistemi üstünde ve bir ruhi şekillenme olmuş, ortak dil kullanılmış. Bu inançlar üzerine bir kapitalist uluslaşmadan söz ettik. Bu kapitalist üretim şekli içerisinde meta üretimini ele almış. Bunları incelemiştik. Akabinde metanın kullanım değeri ve değişim değerini ele almış. Bunları incelemiştik. Ve kapitalizmin toplumsal iş bölümünü çok ileri boyuta taşıdığını da vurgulamıştık. Bununla birlikte toplumsal emek, kullanım değeri, somut ve soyut emeği ve para değerini, paranın kullanım şekillerini dile getirmiştik. İşte değerlerin ölçü olma özelliğini, dolaşım aracı olma özelliği, biriktirme aracı olma ve ödeme aracı olma olarak bu özelliklerini saymış ve sermaye ve artı değere geçmiştik. Burada da kapitalizmin ortaya çıkış koşullarının neler olduğunu alt alta sıralamış. Burada şunu belirtmişiz. Birey olarak özgür olan fakat üretim araçlarından yoksun olduğu için emek gücünü satmak zorunda olan insanların olması ve üretim araçlarının ve bol miktarda paranın ufak bir azınlığın elinde birikmesi gerekmektedir. Dedik kapitalizmin ortaya çıkışıyla. Ve sermayenin ilkel birikimini de ele almıştık. Bugünkü konumuz paranın sermayeye dönüşmesi. Ve artı değer. Evet. Geçen haftaki konudan devam edecek olursak, bu arada şunu da belirtelim isteyen arkadaşlar, YouTube üzerinden veya Radyo Mayıs'ın Facebook sayfası üzerinden arşivdeki videolardan geçmiş bölümleri izleyebilirler, oradan takip edebilirler. Daha önce ele aldığımız konuları orada arşiv duruyor. Yakında Devrim Temizler üzerinden de düzenli bir şekilde hepsini birlikte biz paylaşacağız. Yine duyurusunu yaparız. Paranın sermayeye dönüşmesi, şunu vurgulayalım. Biriken para sermaye, eğer bir üretime dönüşüyorsa sermaye değeri kazanır. Evet. Ve kapitalizm açısından o zaman bir değeri vardır, bir önemi vardır. Bir yerde duran para eğer bir değer üretmiyorsa, bir artı değer sömürüsü yaratmıyorsa bir anlamı yoktur kapitalistler açısından.
orada eriyip gider. O yüzden ya işte günümüzde bu tabii farklı şeyler de gelişti. Bankacılık sektörü, dövizler, işte repo gibi farklı yatırımlar, borsa gibi yatırımlar. Bir bu yönü var yatırım şey olarak. Bir de direkt üretime dönüşmesi, üretim araçları satın alınması ve üretilerek, üretim yapılarak o ürünlerin satılması, onun üzerinden kar elde edilmesi. Yani artı değer katılması o sermaye. Yani her halükarda paranın kendi başına bir para kazanması söz konusu değil. Yani paranın mutlaka bir üretim aracına dönüşüp, üretim aracı üzerinden de işçinin, emekçinin bir emeğinin oraya girmesi gerekir ki bir artı değer yaratılsın. Evet. Yoksa ne makineler kendi başına bir artı değer yaratır ne de para. Evet. Bu noktada şunu söyleyelim. Kapitalizmden önce meta dolaşımı, meta para, meta. Yani ilk önce metaya dönüşüyor. Daha sonra bu paraya dönüşüyor, satılıyor. Daha sonra tekrar metaya dönüşüyor. Yani o satılan, elde edilen para tekrardan meta üretilmesi için kullanılıyor formülüyle. Yani başta bir meta satın almak için meta satmak şeklindeydi. Kapitalizmde, bu kapitalizm öncesi. Evet. Metot. Kapitalizmde artık sermaye hareketi para meta paraya dönüştü. Yani ilk önce bir sermaye var. Sermaye metaya dönüşüyor. Daha sonra tekrardan sermaye dönüşüyor. Tabii tekrar sermaye dönüştüğünde artık büyüyerek üzerine artı değer sömürüsü katılır. Biraz sonra artı değeri göreceğiz. İçerisine artık artı değer sömürüsü de katılmıştır ve ilk başta işte 100 TL idi. 100 TL'ni atıyorum. Üretim araçları satın alıyorsunuz, makine alıyorsunuz veya ham madde satın alıyorsunuz, iş gücü alıyorsunuz. Ve, o metaya dönüşüyor. Bir yere yatırım yapmış oluyorsunuz. Daha sonra o çıkan ürünü sattığınızda o artık ilk baştaki 100 TL'den daha büyük. İçerisine artık ne kadar artı değer sömürüsü katılmışsa 110 TL, 120 TL, 150 TL hatta daha da fazla olma durumu ortaya çıkıyor. Kapitalizmin işleyişinde. Evet, yani bu burada şu vardır demek ki herhangi bir meta veya para bir yerde sabit olarak durduğu zaman onun üzerine bir değer üretimle bir değer katılmıyorsa bir artı geliri söz konusu değil. Burada işçinin onu bir üretim yapması, bir mamul madde haline getirmesi lazım. Tabii o mamul maddenin içerisinde elbette bir sabit değeri var. Bunun içerisinde ayrıca işçinin iş gücünü satın almak için harcanan bir para var ve bir artı değer var. Evet. Evet, buradaki o artı değerin büyüklüğü artık koşullara göre değişiyor. Burada artı değer nedir onu açalım biraz. Evet. Çünkü Marx'ın en önemli katkılarından bir tanesidir. Artı değerin ne olduğunu, artı değer sömürüsünün ne olduğunu ortaya çıkaran. Yani Marx'tan önce birçok kapitalist, ekonomi, politikçi kapitalizmi tahlil ettiler, kapitalizmin işleyişini ortaya koydular. Marx da bunlardan yararlandı ama artı değer sömürüsünü görmezden geldiler. Belki bilmeyerek ama büyük oranda bilerek. Çünkü bu görülmeyecek bir şey değil, fark edilmeyecek bir şey değil. Kapitalist ekonomi politikçiler zaten artı değeri hiçbir zaman hesaba katmazlar. Artı değeri ağızlarına almazlar. Çünkü artı değer işçinin sömürülmesinin aslında kristalleşmesi, somutlaşması, ortaya çıkmasıdır. Ne demektir artı değer? İşçi günde örneğin 100 TL maaş alır. Günlüğü 100 TL'dir. Patron onun o günlüğünü 100 TL'ye satın alıyor. Yani diyor ki işte senin 8 saat veya 10 saat neyse artık anlaşması. O koşullara göre artık. Koşullara göre bazen işte mesai saatleri uzatılıyor vesaire. 100 TL o emeği, bir günlük emeği satın alıyor. Peki o patron günde o işçi üzerinden 100 TL mi kazanıyor? Hayır. İşçi günde 100 TL, 150 TL, 200 TL artık işte üretim araçlarının mükemmelleşmesine veya ne kadar iyi, hızlı, çabuk üretebildiğine veya üretilen ürünlerin ne kadar kar marjının yüksek olduğuna bağlı bir şekilde değişen şeyler, oranlar bunlar. Tabii dediğimiz gibi bazen işte daha iyi makinelerle işçinin daha fazla üretmesi sağlanıyor. Bir üretirken iki üretebilmesi sağlanıyor bir gün içerisinde. Veya işte daha uzun süre çalıştırılıyor. Daha uzun süre çalıştırılıyor. Maaşından bazen kesintiler oluyor veya işte enflasyon dediğimiz şekilde maaşında erimeleri yaşanıyor. Evet. İşte bu şey, bu fark, yani işçinin günlük aldığı maaşla ürettiği değer arasındaki fark artı değer sömürüsü. Çünkü patronuna 100 TL'sini veriyor ama işçinin o 100 TL'nin üzerinde ürettiği 110 TL'si 10 TL, 150 TL'si 50 TL'si artı değer sömürüsü dediğimiz, yani patronun el koyduğu
kârdır. Bu ne kadar çoksa, ne kadar çok işçiden bunu yapıyorsa bir patron, o kadar çok artı değer koymuş oluyor. O kadar çok sermaye biriktirmiş oluyor. Sermaye biriktirmenin, zenginleşmenin yolu bu kapitalizmde. İşte az önce söylediğimiz o paradan metaya dönüşmesi sürecinde, metadan tekrardan paraya dönüşürken içerisinde bu artı değer sömürüsü giriyor. Evet. Metanın ve sermaye olduğundan daha yüksek bir noktaya çıkıyor. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Biz artı değeri bu şekilde daha net anlaşılabilmesi için ki sermayenin bugün özellikle sömürgeci, emperyalist veya kapitalist devletlerin sermayeye bakışları veya tanımlamaları ile Marx açıdan biz değişen sermaye ve değişmeyen sermayeyi nasıl ortaya koyabiliriz? Çünkü bunu eğer netleştirmezsek artı değerin yani nasıl gizlendiğini de açıklayamayız. Üretim araçları dediğimiz şey yani makine, aletler, ham madde bunlar üretim araçları. Bunları satın almak için harcanan ve üretim sürecinde büyüklüğünü değiştirmeyen bu sermaye değişmeyen sermaye denir. Evet. Yani bunlar sabittir. Siz 100 TL'lik makine almışsanız, ham madde almışsanız bu 100 TL olarak kalır. Değişmez. Bu sabit bir şekilde kalır. Evet. Bir de emek gücü satın almak için harcanan sermaye vardır. Bu değişen sermayedir. Yani siz işçiye çalıştırdığınız işçilere, emekçilere, proletarlara verdiğiniz para değişen sermayedir. Çünkü siz 5 veriyorsunuz, o günün sonunda, o üretim sürecinin sonunda 10 oluyor veya 20 oluyor. Neyse, değişen sermaye olarak deniyor. Üretim süreci sonunda başlangıcından daha fazla değer üreten yalnızca değişen sermayedir. Yani üretim aletleri değişmez, makinenin fiyatı değişmez. Evet, bizim ülkemizde dövizden dolayı farklı şeyler olabilir ama makine fiyatları standarttır genelde. Ham madde fiyatları aşağı yukarı standarttır. Enflasyondan dolayı hafif dalgalanmalar olabilir ama esas değişen şey, yani üretim süreci içerisinde değişen şey emeğe verdiğiniz, işçiye verdiğiniz değişen sermayedir. Çünkü buna az önce söylediğimiz artı değer eklenerek bir değişim bir olur. Artı değer üreten değişen sermayedir ancak artı değeri üretebilen. Evet. Evet, değişmeyen sermayede az önce de dediğim gibi zaman zaman işte şu anda günümüzde işte ülkenin para değerinin düşmesi diğer ülkelere göre yani diğer kapitalist ülkelere göre arasında bir dengenin yani eşitsiz gelişimden kaynaklanan bir olay zaten bu. Yani kapitalist ülkeler arasındaki eşitsiz gelişim dolayısıyla o ülkenin kullandığı para birimlerine değişik biçimlerde yansır. Yani daha gelişmiş bir kapitalist ülkenin para birimi daha değerli gibi görünürken daha zayıf kapitalist ülkelerde kapitalizmin kendi bütünlüğü içerisinde doğan krizde dolayısıyla o zayıf olan ekonomide paranın değeri de bir şekilde düşmüş olur. Ama burada yine her halükarda yine o sermaye bile artı değerin yaratılmıştır. Bu artı değer üzerinden bir rant sağlıyor. Evet. Belli şeyler. Bu tabii kapitalizmin kendi içerisinden. Yani buradan yanlış sonuçlara çıkmasın. Hayır bak demek ki işçinin emeği değil artı değeri değildir. Bu ayrı bir ranttır. Rantın oluşmasının kökünde de aslında artı değer vardır. Artı evet. Değerin olmadığı bir yerde rant da oluşmaz. Evet. Evet tabii burada değişen sermayenin esas niteliğini koyduk. Yani değişmeyen sermaye ile değişen sermayenin arasındaki fark net olarak koyduk. Peki burjuvazi bunu nasıl ortaya koyarak yanıltıyor insanları? Onlar işte az önce söylediğimiz gibi bunu görmezden geliyorlar. Onlar sömürü gizlemek için farklı isimlendirmeler, farklı tanımlamalar, farklı bakış açıları getiriyorlar. Evet. Onların kullandıkları sabit ya da döner sermaye şeklindedir. Böyle bir tanımlama kullanıyorlar. Nedir sabit sermaye burjuva iktisatçılara göre? İşletme binalarına, fabrika binalarına, makine aletler ve bunun gibi sabit sermaye. Yani işte az önce söylediğimiz değişmeyen sermaye ile. Değişmeyen sermaye sabit sermaye adı altında koymak suretiyle. Evet. Bir de ikinci bir tanımlama kullanıyorlar. Döner sermaye. Nedir döner sermaye burjuva iktisatçılara göre? Ham maddeler, yani az önce biz ham maddeleri değişmeyen koymuştuk. Ama burjuva iktisatçılar ham maddeyi de döner sermayenin içerisine koyuyor. Yakıtı, yardımcı maddeleri ve emek gücünü. Yani satın aldığı emek gücünü de o döner sermayenin içine koyuyor. Evet, yani onlar kârı aslında, halbuki burada tek şey olan döner sermaye içerisinde katılabilecek olan tek sadece emek gücü olmasına rağmen onlar işte ham maddeleri, yakıtı vesaire de katarak aslında biz karı ham maddeyi işleyerek
elde ediyoruz. Bizim ham maddemizdir bunu sağlayan evet, bize. Yani biz ham maddeyi alıyoruz saf bir şekilde, onu dönüştürüyoruz, buradan kar elde ediyoruz. Tamam da o dönüşüm sürecinde işte kullandığınız şey nedir? Kullandığınız şey emek gücüdür. Tabii. İnsanların, işçilerin emek evet. gücüdür ve onların üzerinden artı değer sömürüsü i̇şte elde ediyoruz. Bu formülasyonun içerisinde demek ki sabit sermaye diyerek ham madde, yardımcı maddeler, yakıtları katmayarak sadece fabrikanın sabit binaları, işte binalardır, aletlerdir, bunları sabit sermaye dönmek suretiyle emek sömürüsünü gizleyebilmek için döner sermaye demiş ve bizim değişmeyen sermaye diye gösterdiğimizi sanki de değişen bir sermayeymiş gibi, değişen sermayeymiş gibi ham maddeleri, yakıtı, az önce de belirttiğim gibi sanki ham madde kendi başına dönüştürülebiliyor. Yani orada insan emeğinin, insan iş gücünün ona verdiği şekillenme ve üretim koyduğu katkıyı göz ardı ediyor. Halbuki şöyle bir şey var. Yani şöyle düşünelim. İşte örneğin bir kitap. Kitabın ham maddesi nedir? Kağıttır. İşte mürekkeptir. Veya işte diğer kalıplar vesairedir. Temizlik malzemeleridir vesaire. Siz evet üretim sürecinde bu kağıt dönüşüme uğruyor ama ham madde değeri olarak bu kağıt değer kazanmıyor. Yani siz eğer 100 TL'lik bir kağıt kullanmışsanız o kitabı yapmak için o 100 TL'lik kağıdın maliyeti daha fazla bir noktaya gelmiyor. Tam tersi aslında baktığınızda işte kesip atıyorsunuz. Defolu olanlar vardır. İşte boyanın boşa gideni vardır. Evet. Atılanı vardır. Aslında azalıyor. Ham madde değeri olarak baktığınızda azalan bir değer vardır ama peki neden o 100 TL'lik kağıt baskılı bir şekilde kitaba dönüştüğünde 200 TL'ye çıkıyor. Bu 200 TL ham madde değerinin işte 1 kiloluk kağıt 2 kilo oldu diye midir? Hayır. Ya da işte 1 kiloluk boya 2 kilo oldu diye midir? Hayır. Tam tersi. Az önce söylediğimiz gibi 1 kiloluk kağıt aslında belki de yarım kiloya düşmüştür. Evet. Filesiyle birlikte. Onun işte o 100 TL 200 TL yapan şey emektir. Artı değer sömürüsüdür. Yani evet. işçinin ona kattığı iş gücü beyniyle veya kol gücüyle kattığı değerdir. İşte evet. grafiker onu tasarlar. İşçi makinenin başında durur, o makinenin çalışmasını evet. sağlar. İşte giyotinin başında biri durur, onu keser. İşte başka birisi onu paketler, başka birisi onu taşır. İşçinin değeri yani orada biriken artı değeridir. O şeyi değeri artıran şey. Bu şekilde aslında, daha anlaşılır. Aslında tabii burada nedir? İşte soyut emekle somut emekle arasındaki yani daha önce gördüğümüz konuları birbirine bağlayarak gidersek görünen emek ve görünmeyen bir emek var ortada. Yani beyin gücüyle el, kol, kas, fiziki güçle yapılmış, üretilmiş bir şeyle bir de beyin gücüyle üretilmiş şeyler vardır ki somut olarak görmüyoruz ama o ancak böyle bir üretim yapıldıktan sonra o üretimin içerisinde şekillendirilir. Fiziki güçle bir araya gelerek ve o bütünselliği sağlıyor. Evet. Bu konuda şunlara devam edelim o zaman. Sömürü derecesinin yükseltilmesinin yöntemleri neler? Evet. Nasıl yollar izler? Az önce söyledik. Yani bir işçi günlüğü örneğin dedik. Örnekleme yaptık. 100 TL'ye bir günlük emeği satın alınıyor. Evet. Peki patron sadece veya işveren sermaye sınıfı işte bu 100 TL'yi işte ben 8 saat senin ortalama genelde iş yasalarına evet. 8 saattir. Haftada 40 saat, 5 gün 8 saat toplam 40 saattir haftalık çalışma süresi ama bunun farklı yöntemlerle işverenler sermaye sınıfı sündürmeye ve işçinin o artı değer sömürüsünü artırmaya çalışıyor. Çünkü ne kadar bunu artırırsa o kadar çok sermaye biriktirir. Evet. Bunun yöntemleri var. Farklı yöntemleri var. Bir tanesi mutlak artı değer dediğimiz şey. Birinci olarak. Kapitalist sistemde emek zamanı ikiye bölünür. Bir gerekli emek zamanı bir de ek emek zamanı. Değil mi? Ne demektir gerekli emek zamanı ve ek emek zamanı? Bunları biraz açalım. Daha anlaşılır olması açısından. İşçi kendisi ve ailesi için gerekli geçim araçlarının değerini gerekli emek zamanında elde iş yapar. Yani nedir işte bu şey? Dediğimiz gibi 100 TL. Yani 100 TL'lik bir adamın 100 TL'lik yani iş gücünü satarken 100 TL'dir senin günlüğün evet. dediği zaman.
O 100 TL'de nasıl belirlenir? İşte geçen haftaki programda da ele almıştık, asgari ücret konusunda ele almıştık. Belli bir asgari ücret belirleniyor. Bu asgari ücret neye göre belirleniyor? İşte bir işçinin ortalama işte çalışan sayısı, ortalama işte aile büyüklüğüne göre, ortalama ne kadar minimum ne kadar gıdaya ihtiyacı var. Bu tabii ki günümüzde olan bir belirlenen bir şey. Evet, bunu bu şekilde belirliyorlar ve ortalama bir maaş çıkarıyorlar ortaya. Bazı sektörlerde daha fazla olabilir, bazılarında daha az olabilir. Bu oksu sektörlerdeki mücadeleye bağlı aslında. Sınıf mücadelesiyle edinmiş haklara bağlı olan. Artı ya da kar üretim alanındaki iş güçlüklerine üretkenliklere ve bağlı. Ve kar marjına bağlı. Yani eğer sermaye o üretim alanında çok fazla kar elde ediyorsa, muazzam karlar elde ediyorsa, oradaki işçilere biraz daha fazla maaş veriyor ki onları daha fazla çalıştırsın, tamam, özendirsin ki daha üretken bir hale gelsin. Tamam. Bu işte gerekli emek zamanı. Yani işçinin o günlük maaşını çıkarabileceği süre gerek demek. Örnek dedik 100 TL. Bir işçi o 100 TL'yi 8 saat çalışıyorsa 8 saatte mi şey yapar? Hayır. Öyle olsaydı o işletme hiçbir zaman kar elde etmez ve kilit vururdu kapısına. Evet. Ama ne oluyor? İşçi 100 TL'lik maaşını çıkarıyor. Evet. Üstüne bir de ne yapıyor? İşte dediğimiz ek emek zamanını harcamaya başlıyor. Evet. Bu aslında feodalizmden örnek alacak olursak feodalizmde nasıldı? Siz işte yarı yarıya çalışırdınız. Yarı işin emeğinin yarısını bağlı olanlar, kendiniz özel için çalışırdınız. Geriye kalan yarı zamanı da toprak sahiplerine çalışırdınız. Ya da ürünlerinizin yarısı sizindi, yarısı da toprak sahibinindi. Kapitalizmde bu biçim değiştirdi. Evet. Emek zamanına göre bir gerekli emek zamanı, maaşınızı çıkaracağınız emek zamanı, bir de patrona kar sağlayacağınız emek zamanı, yani ek emek zamanı olarak ortaya çıkıyor. Bunu ülkemiz açısından biraz hani insanlarımızı özellikle 50 küsur üzerinde olan yaşları çok daha iyi göreceklerdi. Özellikle 74 öncesindeki köylerimizde bu az önce söylediğimiz feodal kalıntıların değişik boyutlarını söyledik. Topraklar bir başkasının kullanımına verildi, bir toprak sahibi ve toprağı işleyenlerde tarla ekilir, ondan sonra ekilen ürün paylaşılır. Yani Osmanlı yönetimi döneminde hani gavur imam isyanından söz edilir, öşür istenilir, onun gibi ve haraçlar istenir. Oradaki köylünün daha ekim gerçekleştirildiği anda şu kadar dönüm arazi ektin, şu kadar sultana ödeyeceksin vergisini, buradaki vergi tahsildarları toplarlar. Kendi paylarını aldıktan sonra da geriye kalan vergiyi Osmanlı sultanına gönderirlerdi. Yani ülkemizde de çok uzak değil. Yani bu söz edilenleri hayali bilgiler olarak görmesin dinleyicilerimiz. Kendi ülkemiz içerisinde de bu geçmiş yıllarda, hatta belki de şu anda beyli köylerde bunun küçük küçük kalıntılarını bile izleyebilirsiniz. Yani adam size mal sahibi, toprak sahibi toprağını verdiği zaman küçük para istemiyor. Diyor ki ürettiğinin yarısı benim. Veya işte beşte ikisi benim olur, geriye kalanı senin gibi. Tabii az önce de kapitalizmin ilerlemesiyle beraber bu kar oranının içerisinde artı değerin nasıl bölüşüldüğü çok daha farklı bir boyut kazanıyor. Yani orada bir feodal ağ ve bir köylü söz konusu veya toprak sahibiyle toprağı işleyen köylü. Şu anda kapitalizmde bu ikili üçlü bir boyut kazanmış durumda. Evet. Yani hem şey kapitalist bir taraftan şey diyor, alıyor, bir taraftan toprak sahibi rant elde ediyor ve bir taraftan da özellikle topraklarda işçiler, tarım işçiler söz konusu. Evet. Devam edecek olursak ne dedik? İşte gerekli emek zamanı ve ek emek zamanı. Peki ne yapıyor sömürü derecesini yükseltmek için sermaye sınıfı? İş saatlerini uzatıyor. Uzatıyor. Ya da işte ek çalışma günleri, işte 5 günken 6 güne çıkartmaya çalışıyor. 8 saati 9 saate, 10 saate, 11-12 saate yaymaya çalışıyor. Bunun farklı yöntemleri var. Bir, kural dışı bir şekilde, tamamen kural dışı bir şekilde sizi fazladan çalıştırarak yapıyor. Bir de ne diyor? İşte size ek maaş vereceğim. Peki yasalara baktığınızda yasalarda dahi ne şekildedir? Ek mesaiye kaldığınızda normalde saati atıyorum 10 TL ise o ek çalıştığınız saatte 10 TL almıyorsunuz. 15 TL oluyor biliyor. Bir daha azını alıyorsunuz. Yani orada en azından mesela şu anda uygulanan sistemlere göre işte hafta arası olursa %30 veya 40 her neyse o rakamlar tam için.
hafta sonu olursa 1'e 2 gibi rakamlar. Yani bugün 1 liralık bir çalışma. Geçmişte bu şekildeydi. Son işte göç yasasıyla getirilen şeylerden bir tanesi de bu yani geçmişte son dönemde. Artık ek mesailerde 1'e 1,5 veya 1'e 2 şeklinde değil 1'e 1 şeklinde hesaplanıyor büyük oranda. Bu şekilde de sömürü artırılmış oluyor. Çünkü o işte ve bunu her zaman yapmıyor patron. Yani her gün size bunu yapsa diyeceksiniz ki işte tamam 8 saat değil 9 saat çalışırım daha fazla kazanacağım. Eğer ek mesainiz ödeniyorsa bu da yani çünkü çoğu işletmede ödenmez de bunu. Yani size ek çalıştırır fazla saatler çalıştırır ama onu ödemez size. Ödediği işletmelerde de adam ne der işte bu dönem fazla iş çıktı. İşçileri fazla çalıştırayım onlara vereyim. Ama o çalıştığı da ekstra bir saatte siz fazladan bir şey mi kazanıyorsunuz? Yok. Patronun kazandığı aslında çok daha büyük karlar elde ediyor. Evet. Çünkü o saatlerde birilerini daha istihdam etmesi gerekirken hiç onunla uğraşmıyor. Sizi daha da fazla çalıştırıyor. 8 saatten de fazla çalıştırıyor. Vermesi gerekenden de az vererek sizi daha fazla sömürmüş oluyor. Evet tabii ama burada bütün bu yöntemlerle şu anda o az önce söz ettiğin yöntemlerle ne yazık ki burada özellikle şu anda kuzeyde gördüğümüz bir uygulama var. Ek mesaiye bıraktırılıp çalıştırılanların bir lütuf olarak gösteriliyor. Elbette bunların bir kısmı hiç çalışmadıkları halde asalak bir besleme, küçük bir azınlık yarattılar. İşte ek mesaiye kalmış gibi 1'e 2, 1'e 1,5 veya gibi rakamlar çıkartmak suretiyle bunları ödüyorlar. Ama bir taraftan da gerçekten belirli alanlarda çok yoğun işler olması nedeniyle insanlarımız normal mesai saatlerinin dışında çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve bu insanlarımızı ne yazık ki diğer işsiz veya çalışan kesimler hedef gösteriliyor. Özellikle son geçtiğimiz haftalarda şu andaki Maliye Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı ki işte kamuda böyle bir şey vardır da bütün paraları sanki maliyenin bütün parasını yutan bu insanlarmış gibi bir hava yaratıyorlar. Kendi asalat olarak tuttukları küçük bir kesimi bu çalışan kesimin içerisinde göstermek suretiyle aklamaya çalışıyorlar. Çünkü gerçekten bir asalak kesim vardır ki onları besliyorlar. Bunlara karşı çıkılması gerekir elbette ama diğer taraftan da çalışan insanların emeklerinin karşılığını demeyelim. O, en azından o var olan yasalar içerisinde ödenmesini bile yapmak istemiyorlar. Ve çalışan insanları birbirine karşı kullanıyorlar. İşte sen 1 lira kazanıyorsun ama şu memur 3 maaş çıkarıyor, 5 maaş çıkarıyor gibi rakamlarla çalışanlar birbirine kırdırılmaya çalışıyor. Evet, devam edelim. İkinci yöntem ne? Nispi artı değerden söz ediyor burada. Evet. Bu yöntemde iş günü süresi uzamaz. Fakat gerekli emek zamanı kısaltılarak emek zamanı uzatılır. Burada nedir? İşçinin üretim kapasitesi yükseltilmek suretiyle diyelim ki daha önce 3 saatte iş gücünü karşılayacak para üretilirken 2 saat içerisinde kendisine ödenen para ödenmiş durumda oluyor. Geriye kalıyor 8 saat ise 6 saat bu defa tamamen bir artı değer yaratıyor ve o artı değere el konuluyor. Bunun yöntemleri var. Yani makineler geliştirilir. Evet. Daha hızlı üretmeniz sağlanır. Ya da bir de son dönemde çok yaygınlık kazanan adına mobbing denen veya farklı şeylerde de tanımlanabilecek olan iş yerindeki baskı. Yani sürekli üzerinizde daha fazla üretmeniz, daha aktif olmanız için işte hiç nefes dahi almanız. Mesela çoğu iş yerinde size denir ki işte 8 saatlik mesai içerisinde sadece 2 defa tuvalete gitme hakkın var. O da işte 30 saniyeyi geçmeyecek. Yani böylesi yöntemlerle sizden o daha hızlı, daha fazla, daha yoğun bir şekilde üretmenizi ve daha fazla sömürülmenizi yani sağlar. Burada hem bu yöntemle çalışma süresini hani gerekli emek zamanını kısaltıyor ve aynı zamanda aynı yöntemle ek emek zamanı denilen yani artı değerin yaratıldığı hem süreyi uzatıyor hem de üretkenliği zorluyor. Yani ama bunu nereye dayanarak yapıyor? O işçinin yorgunluğuna veya işte dediğin gibi basit tuvalet ihtiyacı veya bir nefes alma ihtiyacını dahi ortadan kaldırmak suretiyle. Evet.
Yani düşünün yani bir atıyorum işte bir market çalışanı normal bir iş, kasada çalışıyor. Günde 100 tane müşteri geliyor. Yoğunlaşıyor müşteri şeyi. Günde 200 müşteri gelmeye başlıyor. O kasadaki kişinin üretkenliği aynı mı? Hayır. İki kat üretmeye başlıyor. Peki aldığı maaş değişiyor mu? Hayır. Evet. Aldığı maaş aynıdır ama sermayenin kazandığı maaş, kazandığı kar çok çok daha fazla, iki katına çıkıyor. Veya işte herhangi bir atölyede, herhangi bir fabrikada düşünün. İşte makineleri yenileniyor. Siz bir saatte 10 tane ürün üretirken bir saatte 20 tane ürün üretmeye başladınız. Çünkü çok daha hızlı, çok daha seri bir makine var. Peki sizin maaşınız değişiyor mu? Hayır. Evet. Sizin maaşınız değişmiyor. Aynı kalıyor ama sizin o şeyiniz üzerinden, artı değer sömürünüz üzerinden çok daha fazla karlılar elde ediyor. Evet, işte onun biraz önce söylediğimiz sabit sermaye, döner sermaye kafası ve açıklamalarıyla insanların beyinlerini yıkamak suretiyle ben yeni makine getirdim, daha çok mal işliyor, daha çok mal işlediği için mal bana artı veya kazanç sağlıyor diye göstermek suretiyle yanıltıyorlar. Halbuki yapılan artı değerin artırılması şeyidir. Bir başka yöntem de ek artı değer diyorlar. Bu daha çok makine. Yani bu bahsettiğimiz şeyin makine boyutu. Yani evet. Eğer siz diğer işletmelerden daha yeni bir teknoloji, daha hızlı, daha üretken bir teknolojiyi ilk getirirseniz, yani şimdi her yerde o makineler vardır, çok fazla fark etmez ama yeni bir teknoloji çıktı, işte 4 tane aynı ürünü üreten fabrika var. Ama sizdeki diğer 3 fabrikadan daha gelişmiş şey olan gibi. Ve onlar günde 100 üretirken siz 150 üretebilecek bir makine satın aldınız. Bu size ekstradan bir artı değer elde etme makine evet. yatırımı üzerinden artı değer elde etme. Yani her iki tarafı, herkesin bu koşullarda yani bu tür bir yöntemle 100'er işçi çalıştırdığını düşünün. 100'er işçiden her birinden birisi 5'er lira artı değerine el koyarken öbürü aynı dönemde 5'er lira değil 7'şer lirasına el koymuş evet. oluyor. Bunun farkı nedir? Özelliği nedir? Kısa süredir. Çünkü kapitalistler arası sürekli bir rekabet vardır. Aynı teknolojiyi yakalamak durumundadırlar rekabet edebilmek için. O yüzden siz o teknolojiyi alırsınız ama kısa bir süre sonra bu değişir. Yatırımın büyüklüğüne göre veya rakiplerin gücüne göre değişir. Ama bir süre sonra ona uyum sağlayabilenler zaten aynı teknolojiye sahip olur. Sağlayamayanlar da zaten bir süre sonra tasfiye olup iflas ederler. Evet yani kapitalizmin temel kuralı. Kalıcı bir şey değil yani sürekli olan bir şey değildir. O yüzden adı ek artı değerdir. O süre zarfında yani sizin daha hızlı bir teknoloji, daha üretken bir üretim yöntemi kullandığınız süredeki elde edeceğiniz ekstra artı değer, ekstra sömürü. Yani burada o zaman şunu diyebiliriz. Yani kapitalistler artı değerini artırabilmek için, artı değer kısmını artırabilmek için günümüzde her tür yöntemi kullanmakta ve bu kullandıkları yöntemlerde orada çalışan insanların daha rahat çalışması falan için değil. Tamamen kendisini artı değerini artırmaya yönelikler. Yani bazıları der ki şu makineleri getirmek suretiyle işte biz işçilere büyük kolaylık sağladı gibi gösterilir ama tam tersi işçiye kolaylık sağlamak için değil. Aynen. Artı değerini işletmek için. Peki biz burada çünkü şöyle de bir şey var yani bu tip teknolojiler geliştirildiğinde eskiden işçi daha fazla bir boşluk bulabilirdi. Bir rahatlık rahatlayabileceği, mola verebileceği alanlar bulabilirdi. Teknoloji geliştik sonra üretim teknikleri geliştik sonra çok hızlı, seri ve evet. birbirine ulalı. Çünkü geçmişte mesela işte az önceki kitap örneğini verdik. Yani işte kitabı alırsınız, işte kağıdı bir yerde kesersiniz, makinede bir yerde basarsınız. Daha sonra işte başka yerde arada bir boşluk vesaire. Var. Bu makine arasında geçişler vardır. İşçi bu aralar dinlenebilir ama şu an öyle teknolojiler vardır ki işte kitap üzerinden yine gidecek olursak siz kağıdı bu taraftan koyarsınız, diğer taraftan hazır poşetlenmiş bir şekilde çıkar. Yani aradaki bütün o şeyler çıkar. İşçiler işte o makinenin sürekli o artık raylı olmuş veya işte kolanlarla birbirine bağlanmış olan baştan sona giden otomasyon üretimlerde işçi orada zaten sürekli makineyi besleyen
ham maddesini besleyen, işte bir arıza yaptığında evet. hemen hızlı bir veya şekilde... Veya ara kısımlarında o kontrolünü yapan yerinden ayrılamaz. Evet. Yani hiçbir şekilde başını kaldırmaya şey yoktu. Çünkü bir tanesi durdu mu bütün üretim aksarma. O makinenin bir durması demek ciddi bir kayba uğraması demektir. O yüzden o makineler hiç durmadan hatta sürekli 7/24 artık yani vardiya şeklinde çalışır bazı bu tip testleri. Üretim tesisleri. Vardiya şeklinde bir işçi daha çıkmadan yerine başka bir işçi gelir. Onun bıraktığı şeyi alır. Makine hiç durmadan üretime devam eder. Bir de farklı bir boyutu vardır. İşte bu yeni teknolojileri siz ne kadar hızlı bir şekilde tüketirseniz ve yenisine yeni çıkan teknolojiyi koyarsanız o kadar çok kar elde ediyorsunuz. Kapitalist mantığını hareket ettiğinizde. O yüzden o makineyi ne kadar hızlı bir şekilde yıpratabilirsem, ne kadar hızlı bir şekilde sona kadar onu kullanıp yapabileceğim maksimum üretimi yapıp yenisine nasıl koyabilirim mantığı var. O yüzden sürekli hiç durmadan bir üretim vardır. Evet. Tabii bu bunun bir diğer yönü de şunu söylersek her üretim aracının bir üst seviyesine geçtiği anda işsizliğin de kendi içerisinde körüklendiği kapitalizm bütün bunları yaparken bir taraftan da çalışan işçi sayısını düşürtmek suretiyle de kar ve artı değerlerini artırmaya çalışıyor. Neden? Çünkü bir de tabii kalifiye personel aramak suretiyle işte sen şu özelliklere sahip değilsin, kusura bakma bu makineyi kullanamıyorsun, işsizler ordusuna hemen atabiliyor. Yani işçinin hemen kısa dönem içerisinde yeni sisteme adapte olması için ona bir kolaylık sağ. Elbette şu anda belirli yerlerde küçük küçük belki bu tür uygulamalar var ama genelde de yapılan kalifiye personel sürekli eğitilirken alttan eğer belirli yeteneklere sahip değilse de onlar işsizler ordusunun içine katılıyor. Evet, bu sürekli da, bir rekabet var. Evet, yani kapitalizmin bir de bu yönden işsizler ordusunu yaratması. Evet. Peki. Tüm bunların yarattığı çelişkileri var tabii. Yani kapitalizmin, yani aşılamayacak olan temel çelişkileri var kapitalizmin. Onlara bakmak gerekiyor. Evet. Bir sonraki aşamada. Evet, burada kapitalizmin gelişmesiyle birlikte üretim giderek toplumsallaşmıştır. Yani daha önce küçük atölyelerin yerine binlerce işçinin beraber çalıştığı dev fabrikalar kurulmuş. Kapitalizmde üretimin bu şekilde toplumsal olmasına rağmen fabrikalar üretim araçları, topraklar, yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynakları özel mülktür. Evet. Üretimin toplumsal olmasına rağmen üretim sonucu ortaya çıkan metalara da kapitalist el koymaktadır. İşte çelişki tam da buradadır. Yani üreten güç başka ve üretimin sonucunda üretilen tüketim maddeleri veya mamul maddelere el koyan bir kapitalist şey var. Ben, yani ne diyebiliriz buna? Nasıl toparlayız, özetleyebiliriz? Evet. Üretimin toplumsal niteliğiyle mülk edinmenin kapitalist özel biçimi. Evet. Bu kapitalizmin temel çelişkisini oluşturuyor. Evet. Yani kapitalizm derken bu kısmını görmezsek ve kapitalizmin adından söz etmeksizin ve bu özelliğinden söz etmeksizin şu anda toplumumuzda işte iş barışı, şu barışı gibi sözlerle işçileri patronlara, sermayeye peşkeş çekme gibi bir şey oluyor. Yani üretimin toplumsal niteliğiyle üretilenin o paylaşımına baktığınızda üretimi kim yapıyorsa onlar kendi aralarında paylaşacaklarına tam tersi bir küçük bir azınlık kapitalist birisi bunlara el koyuyor. Ve bu da büyük bir çelişki doğuruyor. Evet. Geçen hafta buna değinmiştik diye hatırlıyorum. Yani nedir bu toplumsallaşma onu biraz daha açalım. Yani artık geçmişte basit meta üretiminde kapitalizm öncesinde nasıldı? Bir üretici alırdı o şeyi ham maddeyi kendi işlerdi ve sonunda bir ürün ortaya çıkardı. Artık kapitalizm bunu o kadar bir geliştirdi ki artık toplumsallığı da aştı. Küresel boyuta ulaştı. Evet. Yani siz işte kullandığınız mamul maddeyi göremeyebilirsiniz. İşte kağıttan yine kitaptan gidecek olursak kağıt başka bir ülkeden geliyor ki o kağıdın oluşabilmesi için işte ağaçların kesilmesi, onların işlenmesi vesaire vardır. Hamur haline getirilip dökülmesi. İşte şeyi başka, kalıbı başka bir yerden geliyor. Makinesi başka bir yerden geliyor. İşte mürekkebi başka bir yerden geliyor. İş gücü zaten başka bir yerde bulunuyor. Artık bu şey üretim dediğimiz şey bir ürünün ortaya çıkması, son haline alabilmesi dünyanın farklı bölgelerindeki ürünlerin, ham maddelerin veya artı değerlerin cisimleşmiş, kristalleşmiş olduğu maddelerin de bir araya gelmesi, metaların bir araya gelmesi ve bir
son bir ürünün ortaya çıkması şeklini almıştır. Bu ne demek? Yani artık insanlar kendi başlarına küçük bir işletmede değil veya küçük toplumlar içerisinde değil, artık küresel çapta küresel insanlık çapta bir ürün olarak üretiyor. Yani dünyanın bir yerinde işte teknoloji üretilirken başka bir yerinde enerji üretiliyor, başka bir yerinde kıyafet üretiliyor, başka bir yerinde ne bileyim işte gıda üretiliyor ve tüm insanların ihtiyaçları küresel çaptaki bir iş bölümü. Plansız, ciddi bir anarşik bir durum var. Ciddi bir kaotik bir durum var aslında. Kapitalizm kendi içerisinde şey olmamasından dolayı, planlı olmamasından dolayı, ama küresel çapta bir iş bölümü var. Evet. Küreselleşmiş bir durumda. Peki bunun sonucunda ne var? Küresel çapta üretilmesine rağmen o şirketin sahibi olan küçük bir azınlık, ki dünya nüfusunun %1'ini 2'sini oluşturuyor bu azınlık. O ürünlere el koyuyorlar ve kendi mülkleri yapıyorlar ve istedikleri gibi pazarlayıp istedikleri gibi kar elde ediyorlar ve ciddi muazzam sermayeler biriktiriyorlar. Ve büyük bir çoğunluk üreten, o toplumsal üretimin içerisine katılan dünya uluslarının değişik milletten, dinden insanların emeğini içeren mamul madde, tek birkaç küçük azınlığın, yani her ulusun içinde birkaçar olarak düşünün veya onar yirmişer, onlar el koyuyor ve bütün üretenler kendi ürettiklerine yabancılaşıyorlar. Yani üretilen malla bir bağı kalmıyor ve paylaşamıyorlar. Evet. Yani şöyle bir şey düşünün, gözünüzün önüne getirin. Bir işte o maddenin veya işte metalaşan o ürünün yola çıktığı noktayı düşünün. O noktadan itibaren toplumsal bir, hatta küresel bir iş bölümü var. Nereye kadar devam ediyor? Bu son nokta işte artık tüketilme meta noktası haline geliyor. O metanın dağıtılması, yani ihtiyacı olanlara dağıtılması, satılması, ulaştırılması noktasında bu toplumsal boyut bir anda ortadan kalkıyor. Tek bir kişi ona el koyuyor ve kendi istediği gibi, bireysel kendi özel mülkiyetine dönüştürerek istediği gibi satıp satmam, hatta isterse gider onu denize döker ya da çöplükte yakar. Yani böylesi bir boyutu var. Bu işte temel çelişki. Yani toplumsal olarak üretiyoruz, hazır hale getiriyoruz. Ama el onu koyan kullanma birisi noktasına geldiğimizde birisi çıkıyor, ona el koyuyor. Kim hepsi bu birisi? Sermaye sahibi. Benim işte bu fabrikayı ben kurdum. Sermaye benimdir. Ben istediğimi yaparım bu ürüne. İstersem kullanırım, istersem satarım, istersem çöpe atarım. Seni ilgilendirmez diyor. İşte bu temel çelişki bu kapitalizminle. Bizim karşı çıktığımız ve alternatif olarak koyduğumuz, gelin bunu baştan sona, yani üretimin başlangıcından tüketimin son noktasına kadar bunu toplumsal yapalım. Yani toplumsal olarak üretelim. Toplumsal olarak tüketelim. Yani toplumsal ihtiyaçlara göre planlayıp, hem de yani öyle anarşik bir şekilde, kaotik bir şekilde, plansız bir şekilde yok eden, doğayı yok eden israf şeklinde değil. Niye plansız yapıyorlar? Yani çünkü bunun biz planlı olması gerektiğini, toplumsal bir şekilde planlanıp o toplumsal üretimi sağlanması ve aynı şekilde planlı bir şekilde toplumsal tüketimi paylaşımı söz konusu. Bunlar niçin bu dengeyi sağlayamıyor? O özel mülkiyetçi mantık var, çünkü hani toplumsal olarak düşünürseniz toplumsal ihtiyaçlara göre üretim yaparsınız, ama özel mülkiyetçi düşünürseniz umurunuzda değildir toplumsal ihtiyaçları. Ben daha çok satayım. Tek bir amacınız var sizin, kar elde etmek. Bu kar elde etmek için isterseniz o ürünü gerektiğinde denize dökün, ki bugün örneğin Amerika'daki sığır eti üreticileri, sermayesi çoğu zaman o sığır etlerini toplarlar ve piyasada fazla sığır eti olduğunda, olmaz, iyi gittiğinde, fazla olursa fiyatlar düşeceği için alır ve onu okyanusta köpek balıklarına yedirir. Yani böylesi bir mantık vardır. Onun için yani, toplumsal ihtiyaçlar, toplumsal menfaatleri umurunda değil. Tek bir kendi bireysel özel mülkiyetini arttırmak, sermayesini arttırmak onun için tek bir şeydir. Bunun için savaşlar da çıkarabilir. Doğayı yok edebilir. Doğa katliamları da yaratabilir, evet, o üretim süreçlerinde. İşçileri öldürebilir üretim süreçlerinde. Hiç umuru değildir. Evet. Böylesi bir mantık var. İşte temel nokta işte bu özel mülkiyetçi mantık. Bu özel mülkiyetçi mantığı ortadan kaldırmadığımız sürece bu toplumsal barış elde etmek, işte az önce söylediğimiz şey, mümkün değildir. Yani bazıları şu anda bu düzenin hiçbir yerine, hiç kurulu mevcut taşlarına dokunmadan toplumsal barışı sağlayacaklarını söylüyor. Elbette toplumsal barış dedikleri onların çalışan, emeğini satan ve iş gücüyle geçinmek zorunda kalan insanların emeklerini ya beleş sermaye peşkeş çekmek içindir. Ki ikinci bölümde bunların günümüzde özellikle
Kıbrıs'ın kuzeyinde nasıl uygulandığını, neler yapıldığını somut örnekleriyle de göstereceğiz. Evet. Evet, artı değerin kâra dönüşmesi ve çeşitli sömürücü gruplar arasında dağılımı başlığı var. Bu başlık altında neler diyeceğiz? Yani bir artı değer var, kâra dönüşüyor ve bu artı kâr da değişik çıkar gruplar arasında bölüşülüyor. Yani kapitalizmin içerisinde demek ki bir sistem, bir zincir var sömürücüler arasında. Şimdi sermayenin hareketi iki dolaşım ve bir üretim aşamasına bölünür. Bu şekilde şey yapabiliriz yani. Burada kesin rol üretimdedir. Ve artı değer üretimde ortaya çıkar. Yani eğer üretim yoksa, işçi çalıştırılmıyorsa, az önce söylediğimiz şekilde gerekli emek zamanından artı emek zamanında çalıştırılmıyorsa artı değer ortaya çıkmaz. Yani üretim olması gerekiyor. Artı evet. değerin ortaya çıkabilmesi için. Her şeyden önce üretim ve evet. emek. Peki artı değer üretimde ortaya çıktı. Daha sonra ne oluyor? Sermayenin hareketinin durması ya da yavaşlaması demek, artı değerin azalması ya da yok olması demektir. O yüzden kesinlikle durması. Az önce söylediğimiz gibi en hızlı şekilde non-stop hatta 7-24 vardiyalar çalışması şeklinde lazım. Sürekli çalışması yani gerekiyor. O dönüşümü sağlanması artı değerin lazım. Sürekli elde edilebilmesi için, artı değer sömürüsünün elde edilebilmesi için. Yani üretilen şey bir sermaye var, metaya yatırıyor, artı değer yatırıyor. Onu tekrardan pazarlaması lazım ve paraya dönüştürmesi evet. lazım. Bunu adım adım inceleyelim. Yani sizin elinizde bir değer, bir para var. Bu az önce söyledik, bu paranın sermayeye dönüşebilmesi için üretime girmesi gerekiyor. Üretim evet. sürecine girmesi gerekiyor. Elinizdeki bu para nasıl daha fazla olabilir? Bunu adım adım inceleyecek olursak, birinci aşamada sermaye, elinizdeki üretime soktuğumuz para, para olarak dolaşım alanındadır. Bir kapitalist üretim yapmak için gerekli olan üretim araçları ve emek gücünü parayla satın alır. Az önce söylediğimiz gibi gider. Atıyorum işte gene kitaptan gidecek olarak. Değişen sermaye ve değişmeyen sermaye. Kağıdı alır, boyayı alır, işte kalıpları alır, baskı makinelerini alır. Ve bunu üretim araçlarını satın almaya, sermayeye dönüştürmüş olur. Birinci aşama bu şekilde. Evet. Yani evet, burada değişen sermaye ve değişmeyen sermaye gidip satın alıyor. Evet. Değişen sermaye kendisine üretim yapıyor. Üretim işte alınan ham maddeler işleniyor ve bir mamul madde haline getiriyor. İkinci aşamada ne oluyor? Sermaye dolaşım alanına yeniden dönmesi gerekir. Yani ne demektir? Yani üretim sürecinde üretilen metalar pazarda paraya çevrilmesi evet. gerekir. Yani siz aldığınız ham maddeyi aldınız, emek gücünü aldınız, onu çalıştırdınız, üstüne ürettiniz. Artı değer kattınız ve bir ürün çıkarttınız. Onu tekrardan piyasada satmanız gerekir. Eğer satmazsanız, depoda tutarsanız ve çürür, bir para. Değeri yoktur. O zarar edin. Para daha eksiye düşmüş olur. Çünkü zarar etmiş olursunuz. Onun kar elde edebilmek için, bir anlamı olabilmesi için ne olması gerekir? Pazarda satılması gerekir. İşte bu yani paraya dönüştürülmesi. İkinci aşaması. Tekrardan metanın paraya dönüşmesi süreci. Bunu şöyle ülkemizdeki küçük örneklerden canlı olarak verirsek çok daha iyi olacak sanırım. Özellikle zaman zaman derler ki şu dönemde %30, %40 indirimler vardır. O indirim dönemlerinde işte daha önce 100 liraya aldığınız bir şey 60 liraya, 40 liraya kadar alabildiğiniz ve alabiliyorsunuz ve insanlar diyor bak büyük bir ucuzluk geldi gibi bir yanılsamaya uğur, evet. Yanılsamaya neden oluyor. Kapitalistler işte az önce söylediğimiz şekilde ki bu tanımlamaya göre bunu açıklarsak nasıl bir sonuca varız? Yani kişi örneğin konfeksiyonlarda daha fazla, özellikle ülkemiz genelinde bir baktığımızda konfeksiyon malzemelerinde belli bir dönemde şu kadar indirim diyor. Evet. Sezon sonuna gelmiştir. Elinde eğer onu az önce dediğimiz gibi ambarda tutarsa, yani paraya dönüştürmediği bir malın hiçbir değeri yok orada. Evet. Onu paraya dönüştürmesi lazım. Artı bir lazım. De yani o ambarda çürüyecek, ambar tutmanız evet. gerekir. Yeni sezon geldiğinde oraya bir sonraki sene gerekir. Bir sonraki sene yeni ürünler çıkması gerekir rekabet edebilmeniz için. Yeni modeller, evet. yeni desenler vesaire. O yüzden gelen seneyi kalırsa zaten fiyatı düşecektir. Aynı fiyata satamazsınız yeni ürünlerle rekabet edebilmek artı için. Artı o para orada sabit durmuş olacak. Aynen. Yani bir şey kazandırmayacak. Yani her açıdan kaybediyorsunuz. İşte depo masrafları var, o ürünün çürümesi var. İşte bir sonraki sene eski ürünlerin daha zor satılacak olması evet. var. Yani bu geçtik sonra, yıllar geçtik sonra da elinizde çürüyecektir. O yüzden ne yapar adamlar? İşte zaten kar elde etmiştir.
muazzam karlar elde etmiştir. Onu zarar etmemek için maliyet fiyatına ya da maliyet fiyatının... Şu anda mal duruyor. Bir yatırım yapacak, paraya gereksinim var. Elindeki evet. Bunu eğer daha düşük, yani daha önce zaten bir iyi karlar sağlamıştır. Onu da paraya dönüştürmek suretiyle. Çünkü o parayı yeniden metaya yatırması lazım ve dönüştürmesi lazım. Bunun küçük bir örneğidir. Yani evet. Bizim düşündükleri için aman şimdi ucuzluk sağladılar diye bir şey yok. Kapitalist daha büyük paralar kazanması için bu tür yöntemler uyguluyor. Evet. Gelelim üçüncü aşamaya. Üçüncü aşamada ne oluyor? Sermaye dolaşım alanında yeniden döner. Yani ne demektir bu? Üretilen metaller pazarda paraya çevrilir. Burada şu şekilde bunu gösterebiliriz. Meta paraya dönüşmüştür ama bir farkla. Üzerinde o metanın artı değer birikmiştir. Yani o artı değeri üzerindeki tekrardan paraya dönüşmüştür. Yani ilk baştaki paradan daha büyük bir paraya bir para var. Dönüşmüştür. Sermayenin hareketi para olarak başlamıştı ve yine para olarak dönüşerek sonuçlandı. Ama sonuçta elde edilen para ilk baştaki paradan daha fazla bir paradır. Bunu özellikle dikkat etmek gerekir. Eğer böyle bir şey yoksa çünkü o işletme kar elde etmiyor demektir. Yani o artı değeri el koyamamış demektir. Evet. Devam edelim ve bu şeyi tamamlayalım, toparlayalım. Kapitalist parasıyla ilk başta metalar, yani ne demekti metalar? Emek gücü, üretim araçları satın alıyor. Daha sonra ne yapıyor? Emek gücü ve üretim araçlarını üretime sokulması sonucunda bir ürün elde ediyor. Daha sonra ne oluyor? Ürün pazarda götürülünce içerisinde artı değeri barındıran başlangıcındakinden farklı bir meta haline alıyor. Yani o ham madde şeklinde değil, bir ürün meta haline dönüşüyor. Ve pazarda satılıp paraya çevriliyor. Bu para da başlangıçtaki paradan farklı, fazla anlamda farklı oluyor. Çünkü artı değeri içindedir. Yani buradaki o artı değer kısmını değişik biçimlerde baktığımızda ve görebiliyoruz. O zaman esas üretenin, işçinin, emekçinin olduğunu da vurgulayalım. Yani birbirine konuları bağlayarak gidersek işçi kendi yarattığı artı değere tamamen uzaklaşmış durumda. Evet. Kapitalizmin temel çelişkilerinden birisi. Yabancılaşıyor. Peki, farklı sermaye şekilleri ve kapitalist gruplar derken nelere değinebiliriz? Yani burada çünkü bir artı değer yaratılıyor ama bu artı değer de değişik gruplar arasında farklı biçimlerde paylaşılıyor. Daha önce ele almıştık. Sermaye sermayesi 3 aşamada gelişiyor demiştik. Neydi bu 3 aşama? Para şekli, üretim şekli, meta şekli. Yani ilk başta paradır. Bunu meta üretime sokuyorsunuz. Evet. Üretim şeklinde yer alıyor. Bir de en son meta olarak ortaya çıkıyor. Sermayenin farklı şekilleri burjuvazinin farklı gruplarına denk düşer. Bunlar sanayiciler, tüccarlar ve bankacılar. Yani evet. 3 tane farklı sermaye şekli. Yani o para şekli, üretim şekli ve meta şekline tekabül eden sanayiciler, tüccarlar ve bankacılar. Evet. Yani üretim kısmı sanayiciler, para şekli bankacılar ve meta şeklinde tüccarlar pazarlama suretiyle şey diyorlar. Evet. Sanayiciler işçilerin ürettiği artı değere el koyuyor. Tüccarlar üretilen metaları paraya çevirirken kar elde ediyor. Bankacılar ise parayı topluyor ve uygun yerlere yatırımlar yaparak bunun üzerinden faizler yoluyla rant elde ediyor. Yani üretime hiçbir direkt ilişkisi olmamakla birlikte büyük rantlar sağlayan bir yani kapitalizmin içerisinde asalak gruplar kendi başına yer almış oluyor. Buna bir ek de şunu yapabiliriz. Toprak sahipleri. Yani toprağınız vardır. Hiç üretime falan karışmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz sadece? O toprağı kiralıyorsunuz ya da işte satıyorsunuz. Bunun üzerinden rant elde ediyorsunuz. Bu grupta artı değerden bu şekilde pay elde eden bir kesim. Yani bu kapitalizmin içerisinde sadece sanayi değil, özellikle toprak işlenmesinde artık bugün tarımda bir kapitalizmin yerleşmesi söz konusudur. Bu anlamda da artık toprağı işleyen kapitalistler ki bunlara bugün günümüzde büyük toprak sahipleri veya toprak işleyici tarımcılar diyebiliriz. Tarım kapitalistleri de diyebiliriz yani. Peki sermayeci kapitalist artı değerini neden diğer gruplarla paylaşır?
Neden? Çıkar yani, vardır. Çıkar birliği vardır. Yani, kısa bir özdeyim. Evet, çünkü şöyle bir şey. Hadi dersiniz bunlar işçileri çalıştırdı. Bunların üstünden sağladı. Ama bir de bakıyorsunuz ki başka şeyler de vardı. Niçin mesela bir kapitalist aynı zamanda malını da pazarlayıp böyle toptan bir şey yapmaz? Çıkar neyse onu da yapar. Yani bugün dünyada büyük karteller dediğiniz şeyler bir zincir kurmuşlardı. Birçok farklı üretim alanına girmişlerdir ve baştan üretimin en başından son noktasına, satışa kadar büyük market zincirleri de kurarak bunu yapıyorlar. Yani karı varsa bunu yapar. Karı yoksa... Yani kapitalizmin o söz ettiğimiz kapitalizmin kendi içerisindeki artık çalışma şekilleri, yani şirketler, işte karteller, tekeller ve evet, şey durumudur. Ama evet, bizim burada söz ettiğimiz daha kapitalizmin serbest rekabetçi dönemi içerisindeki, yani kapitalizmin ana çalışma sistemidir. Elbette kendi içinde daha sonra evet, farklılaştı. Bu nasıl gelişti? İlk nüvelerini ortaya koyalım. Söylemiştik daha önce, bir meta eğer satılmak için, market için üretiliyorsa metadır. Diğer türlü sadece kendiniz evet, üretilen basit meta üretimidir. Eğer piyasaya üretiyorsanız bunu satmanız gerekir, pazarlamanız gerekir. Metalar sadece üretilmesiyle iş bitmiyor çünkü. Metaların tüketiciye de ulaştırılması lazım. Yani aradaki tüccarların olması lazım. İşte sonunda marketlerin olması lazım vesaire. Yani bu da ayrı bir sermaye gerektirir. Dolayısıyla o belirli bir dönemin içerisinde bir kapitalistin eğer belirli sermayesi yoksa sadece üretim kısmını yapıyor. Metayı pazara sürme kısmında tüccar kesimine veriyor. Evet. Pazarlamasını o yapıyor. Tabii bütün bunları yapabilmek için bir paranın olması gerekir ve o anda bankacılara bırakıyorlar. Yani bankacılara gidip oradan parayı alıyor, yatırıyor. Daha sonra oraya götürüp işte faizle beraber ödüyor. Şimdi ilginç bir şeydir. Bankadan parayı alıyor, işletiyor, üretiyor, pazarlıyor. Tekrar bankaya gidip bir faiz ödüyor. Burada banka hiçbir üretimin içerisinde direkt bir bağ olmamasına rağmen oradan o faiz getirisi bilmem ne getirisi diyerek artı değerin, yani kapitalistin ilk üretim aşamasında elde ettiği üretilen artı değerin üzerinde, yani işçinin ürettiği artı değer gittik sonra beylik gruplar arasında, işte kapitalist alıyor, sanayici, tüccarı alıyor ve bankacısı da. Yani bu kendiliğinden o mamüller böyle bir gelir sağlamıyor. Tamamen o üretilen işçinin emeğini içeren o kısımlardır, hep paylaşılan. Evet. Kapitalist toprak rantı kısmına geçelim. Evet. Ve bu konumuz artık kapitalist üretim ilişkilerini tamamlamış olacak. Daha sonra emperyalizm konusunu ayrıca ele alacak. Günümüz yorumlamasıyla birlikte son konumuz kapitalist toprak rantı. Evet, bunu şöyle kısaca ele alırsak, feodalizmde toprak rantında iki sınıf arasında oluyordu. Bir tarafta toprak sahipleri, diğer tarafta da toprağı işleyen köylülerdi. Yani burada köylüler önce kendi ihtiyaçlarını, yani bir sonraki güne veya bir sonraki seneye yaşayabilecek olan kısmı kadar bir kısmını üretiyor o zamanı. Geriye kalan zamanı da tamamen o toprak sahibine, ki örnek vermiştik ülkemizde bile 60'lı yıllara kadar süren bir olaydı bu. Toprak sahibi toprağını veriyor, diyor ki üretilenin yarısı benim, yarısı senin. Yani değişik toprak rant şekilleri vardı. Veya daha önce gel bu tarlanın içerisinde şu kadar şey vereceğim sana, kısmı senin. Yani o yetecek kadar, geriye kalanı alırdı. Yani değişik bir yöntemle. Ama kapitalizmde toprak rantı üç sınıfın ilişkisini ifade eder. Bunlar bir toprak sahipleri var, bir kiracı kapitalistler var, toprağı işleyenler ve ücretli tarım işçileri. Çünkü daha önce köylülerdi ve şeydi feodal toplumda. Kapitalizmde ne diyor? Tamam, toprağın sahibi birisi. Toprağı işleten bir kapitalist var. Ama kapitalist kendi üretim yapmadığına göre tarım işçilerine ihtiyacı var. Tarım işçisini çalışacak, üretecek ve ürettiğini hem kapitalist yiyecek hem de o rantı da içerecek aslında. Kapitalist çünkü onu da bir gider olarak göstereceği için onu da
tarım işçisinin sırtından çıkaracak. Burada bir noktaya dikkat çekelim. Kapitalist sistemde toprak rantı eşit olmayan verimliliklere sahip topraklardaki ürünlerin eşit fiyata satılmasıyla oluşur. Yani bir tarlada işte siz bir tohumdan 100 tane üretirsiniz. Başka yerde bir tohumdan 200 tane üretirsiniz. Çünkü oradaki toprak daha verimlidir. Yani burada kendi ülkemizde söyleyeceğiz. Graj toprak denilen topraklar, evet, ve verimli alüvyonlu topraklar dediğimiz Mesarya'daki verimli topraklardaki ürün. Örneğin bu seneki zeytin fiyatlarını alalım. İşte siz zeytin üretiyorsunuz ve günün sonunda işte 1 litre zeytin piyasada satılıyor. Peki bu 1 litre zeytinin fiyatı ucuza en verimli üretilen ağaçtaki zeytine göre midir? Yoksa en verimsiz üretilen ağaçtaki zeytine göre en midir? En pahalı üretim yapılabilecek olana göre. Şimdi sizin ağacınız işte bir şeyden kilodan 1 litre üretti. Başkasının ağacı 1 kilodan 2 litre üretti. Siz o şeyi sürdürebilmeniz için, o üretimi sürdürebilmeniz için o 1 litreyi 10 TL'ye satmak zorundasınız. Diğeri 2 litre üretti, 5 liraya mı satacak? Hayır. Siz 10 TL'ye satarken o da 10 TL'ye satıyor. İşte elbette, bu aradaki fark rant dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Yani çünkü fiyatlar en verimsiz üretime göre, evet, en az üretilen topraktaki, en az verimlilikteki topraktaki ürüne göre belirleniyor fiyatlar. Diğer daha verimli toprakta üretenlerse arada bir fark oluşuyor. Daha ucuza üretiyorlar, daha verimli, daha çok üretiyorlar ve o bir ranta dönüşüyor. Ranta toprak rantı dediğimiz, topraktan gelen rantın temelini oluşturan değişik şey bu. Evet. Yani burada tabii ki artı değer ve şeylerden farklı bir olaydır. Bunu da vurgulayalım. Aynı zamanda makine gibi, yani az önce makinede buna örnek vermiştik. Kısa dönemli gelirlerde artı değer sömürüsünde söylemiştik. Bir de topraktaki yönü var. Topraktaki yönü de bu verimlilikten ortaya çıkan farklılıktır. Aynı zamanda bu tabii toprakların pazara olan yakınlığı ve uzaklığı da söz konusu. Evet. Yani X tüketim maddesinin kilometrelerce uzaktan bir yere taşınmasıyla daha yakın bir yerden taşınması arasındaki bir fark var. Evet. Bu da bir rant sağlıyor. Ayrı bir rant. Evet. Ve toprağa yatırılan ek sermayeden sağlanan verim farklılıkları. Yani kullanılan sudan tutun da verimi artıracak gübresinden veya toprağın özelliklerini işlenmesini sağlayacak aletlerin kullanılması bile bunu fark ettiriyor. Evet. Ve son olarak mutlak rant dediğimiz konu var. Toprağı işlemek üzere kiralayan kapitalistler toprak sahibine toprağı kullanmak için peşin ödeme yapıyorlar. Kira şeklinde. Toprak üzerindeki mülkiyetinden dolayı toprak sahibinin peşin olarak aldığı bu paraya mutlak rant deniyor. Yani üretimle direkt bir ilişkisi olmadığı için sadece üretim aracı dediğimiz toprağa sahip olması nedeniyle kiralıyor. O aldığı kira mutlak ranttır. Hiçbir zaman üretimle ilişkisi yok ve bir gelir sağlıyor. Tabii bunu da bilelim. Bu mutlak rantı ödeyen kapitalist bunu fazlasıyla tarım işçisinin sırtından çıkar diyor. Evet. Evet, kapitalist üretimi ilişkileri de bu şekilde tamamlamış oluyoruz konumuzu, kapitalist üretimi ilişkilerini. Tabii tekrardan söyleyelim. Gerek kapitalist üretimi ilişkileri, gerekse bundan önce ele aldığımız işte feodal üretimi ilişkileri, kreji toplum ilişkileri, ilkel komünal toplum konuları çok derinlemesine konular. Böyle kısa bir iki saatte ele alınacak konular değil. Biz burada özet yapıyoruz. Bir giriş olması açısından yapıyoruz. Özellikle dinleyicilerimize tavsiyemiz bunları okumalardır, araştırmalardır. Çünkü bu gerçekten bize etrafımızdaki gelişen olayları analiz edebilme, doğru sonuçlar çıkarabilme gücü veriyor. Bu noktada bunun için en iyi kaynaklardan bir tanesi Sovyetler Birliği'nde hazırlanmış olan Politik Ekonomi Ders Kitabı. İki ciltten oluşuyor. İlk cildi işte bütün bu konuları ilkel komünal toplumdan başlayıp kapitalist üretim ilişkilerinin sonuna kadar olan konuyu ele alıyor. İkinci cildinde de sosyalist üretim ilişkinin temeli anlatılır. Nasıl inşa edileceği anlatılıyor. Ve Sovyetler Birliği'nde kuruluş şekilleri, nasıl yöntemler izlendi, onları ele alıyor.
oldu. Inter yayınlarından çıkmış olan bir kitap. Birçok üniversitede de Marksist ekonomi politikçiler bunu kullanıyor. Bizim sitemizde bunun PDF'i var. Oradan ulaşabilir izleyicilerimiz. Satın almakta zorlananlarsa. devrimtemizler.net'in Marksist Leninist kitaplığında PDF olarak birinci cildi de ikinci cildi de var. Oradan ve indirip okuyabilirler. Aynı zamanda temel eğitim dersleri diye yeni dönem yayıncılığın PDF'i de Mücadele Birliği gazetesinin sayfasından, internet sayfasından oradan kitaplar kısmının o da indirilebilir. Daha özet bir şekilde konuları ele almak açısından. El kitabı olarak yanınızda bulundurmakta ve okumanızda yarar vardır. Sadece burada bizim eksik ve hatalı olarak geçtiğimiz konular da olabilir. Temel aldığımız esas olarak bu kitaplardır ki esas doğrusu ve daha gelişmiş teverruata inebileceğiniz kitaplarınızdır. Evet, bu şekilde tamamlayalım Marksist Akademi bölümünü kapitalist üretim ilişkilerinin sonunda. Haftaya yeni bir konuyla devam edecek Marksist Akademi. Emperyalizm konusuyla devam edecek Marksist Akademi çalışmasına. Bunun dışında pratik çalışmalara da katılmak isteyenler her hafta biz çarşamba akşamları bunları hep birlikte ele alıyoruz. Katılmak isteyenler bize mesaj yollayabilirler. Bir izleyicimiz kitabın adını tekrar istemiş. Politik Ekonomi Ders Kitabı. Cilt 1 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi'nin bir yayınıdır. Inter yayınlarında çıkmış. Kitapçılarda bulabilirsiniz. Bizim de Koyu Kırmızı Kitap Kafede var kitap. Oradan ulaşabilirsiniz. Ya da dediğim gibi PDF'i devrimtemizler.net Marksist-Leninist kitaplıkta PDF'i temin edilebilir oradan. Oradan da indirip okuyabilirsiniz. Çok teşekkürler mesaj yollayan, beğenen, paylaşan izleyicilerimize. İlk bölümü tamamlıyoruz. Kısa bir reklam aramız var. Haberler yok bugün. Kısa bir reklam arasından sonra gündem değerlendirmesiyle tekrardan birlikte olacağız.